Merhaba, Ribbon TV kanalına hoş geldiniz. Argos TV'den artık Ribbon TV'ye transfer olduk. Bundan böyle videolarımı, gökyüzünden haberleri size Ribbon TV'den vereceğim. Lütfen artık Ribbon TV YouTube kanalına abone olmayı, Dilek Aygen'le videoları buradan seyretmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bugün sizlere 3 Mayıs, 9 Mayıs haftasını anlatacağım. Mayıs ayına da geldik. Gerçekten 5. ayına girdik yılın. Bahar iyice kendini hissettirmeye başladı. Güneş ve sıcaklık artıyor artık. Tabii ki de yasaklarla beraber hepimiz evdeyiz. Ve haftanın ilk gününe Ay Kova burcuyla başlıyoruz ve bu yasaklar bizi bayağı bir sıkacak. Çünkü sosyalleşmek isteyeceğiz, özgür olmak isteyeceğiz, arkadaşlarımızla beraber olmak ön planda olacak çarşamba gününe kadar. Ve bu yüzden de biraz zorlanacağımızı söyleyebilirim. Çünkü şöyle de var, bireyselliğimizi ortaya koymak isteyeceğiz, farklılığımızı ortaya koymak isteyeceğiz ama sosyallik. Biliyorum herkes sıkıldı. Satürn de zaten Kova burcunda. Pazartesi günü Güneş Boğa burcunda bir zorlayıcı açı, bir çatışma açısı yapacak. Bir taraf Güneş keyif almak isterken diğer tarafımızda özgür olmak isteyecek. Aslında Satürn yasaklar, engeller demek ama Kova burcunun yöneticisi yasaklara ve engellere uyma, biraz baş kaldır diyor normal şartlarda. Evet, siz gene de uyun, kurallara uyun, tedbirinizi elden bırakmayın ama birazcık otoriteye karşı, erkeklere karşı, eril figürlere karşı Güneş Satürn karesi biraz yoracak bizleri, sizleri. Evet, kurallara uyarak karşı çıkın. Nasıl olacaktı artık? Hani ben bir yükselen kovayım, biliyorsunuz artık. Benim kendi çocukluğumdan beri söylediğim şey kurallar bozulmak ve değişmek içindir. Ama tabii ki de sağlık ön planda. Sağlığımızı tehdit edecek şeyler yapmamaya da özen gösterelim lütfen. Evet, Ay Kova burcuyla haftaya başlıyoruz. Özgürlük ve sosyalleşmek son derece önemli olacak ama ani olaylar, beklenmedik olaylar bizi biraz yoracak. İçsel olarak pazartesi günü huzursuzluklarımız olacak ama bunun yanında kadersel güzel gelişmeler de yaşayacağız. Tabii bu enerjiler böyle bitmiyor. Salı günü de devam edecek aynı. Güneş Satürn karesi de tabii etkilerini sürdürecek. Venüs de var işin içinde. Boğa burcundaki gezegenleri yoracak ay. İlişkiler, ortaklıklar, keyif almak, evlilikler. Evdeyiz de malum biliyorsunuz. Eşler arası çatışmalar, kadınlarla sürtüşmeler meydana gelebilir. Hem de neden? Para konuları yüzünden. Çünkü Venüs aynı zamanda para demek biliyorsunuz. Neyse ki Jüpiter imdada yetişecek. Ay Jüpiter kavuşumu biraz ortamı yumuşatacak. Bir taraftan Satürn daral diyor. Bir taraftan Jüpiter şey yapacak, yani kötümser enerji, iyimser enerji hafta başı biraz yorucu olacak. Yani salı günü de aynı şekilde devam edeceğimizi söyleyebilirim. Ama salı günü, 4 Mayıs salı günü iletişim gezegeni Merkür kendi burcuna, kendi tahtına ikizlere geçiyor. Tabii ki de aklımız, mantığımızı iyi kullanabileceğiz artık. Ne yapacağız? Çok fazla konuşacağız, çok meraklı olacağız. Yani ay da kovadayken geçiyor. Daha fazla iletişimsel içerisinde, daha fazla özgür olmak, yakınlarımızla bir arada olmak isteyeceğiz. Ama tabii ki de Merkür ikizlerin yöneticisi, iletişimde hız kazanacak hayatımız. Çok konuşacağız, çok öğreneceğiz, merak ettiğimiz her soruyu sorup öğrenmek isteyeceğiz. Her şeye daha objektif yaklaşacağız hayatta. Biraz yüzeysel de olacağız. Örneğin şöyle, öğrendik bir konuyu, merak ettik ama derinine inmeyeceğiz. Hemen tamam ben bunu anladım, öğrendim deyip başka bir konuya geçeceğiz. Ve öğrendiğimiz o konuları da hemen birilerine, yakınlarımıza anlatma ihtiyacını da hissedeceğiz. Öğrendiklerimizi öğreteceğiz yani aynı zamanda. Tabii ki de şöyle bir şey var, sorunlar olabilir. Olur da yani hayatta var. Anlık gezegen değişimleri de oluyor çünkü. Sorunlara daha akılcı, pratik, hızlı çözümler de
üretebileceğiz. Sık sık fikirde değiştireceğiz tabii ki de. Her ne kadar Merkür ikizler burcunda olsa da değişken bir burç. Yani bir an düşündüğümüz, bir an düşündüğümüze uymaya da bilir. Ama objektif olacağız. Mantık ön planda olacak. Ve bol bol sohbet, muhabbet var. Her şeye bir hız kazanma durumu da var. Ama en önemlisi Merkür ikizlerde varoluşu mantık zincirleriyle açıklamaya çalışacağız ve var olmayı öğreneceğiz. Bununla ilgili araştırmalar yapacağız ama derine inemeyeceğiz. O da ayrı bir konu. Zihinsel aktiviteler ön planda olacak daha fazla. Evet, Merkür Salı günü İkizler Burcu'na geçtikten sonra gün enerjisine dönersek, dediğim gibi Jüpiter rahatlatacak. Jüpiter'le açısından sonra ay boşlukta olacak. Neyse ki uykudayız. Önemli işler halledemeyeceğiz ama hani uyumayanlar, yurt dışı bağlantılı işler yapanlar pek salı akşamını, cuma, çarşamba sabahı ay burç değiştirene kadar önemli işler yapmamaya özen gösterir. Çünkü ay boşlukta olacak. Daha sonra tabii balık burcuna geçerek bizleri duygusal yapacak. Daha hassas olacağız. Duygularımızda gelgitler yaşayabiliriz. Dalgalı deniz gibi olacağız. Fedakarlıklarımız, empatimiz, hayal gücümüz, ilham gücümüz artacak. Sanatsal ve ruhsal çalışmalar açısından da çarşambadan itibaren cuma akşamına kadar, yani hafta ortası bayağı bir hareketli olacak diyelim. Ruhsal çalışmalar, sanatsal çalışmalarla ilgilenebiliriz. Fakat Ay Balık Burcu'na geçtiği için, Merkür'de yeni İkizler Burcu'na geçtiği için iletişimsel konularda bazı problemler yaşayabiliriz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Duygularımızla mantığımız aynı paralellikte gitmeyecek. Tabii ki de iletişimsel konular, bunlar nedir? Ticaretli, satıştı, reklam, pazarlama, eğitimler veya kardeşlerimizle sohbetlerde bazı problemler, iletişim sorunları yaşayabiliriz. Neyse ki Mars Yengeç Burcu'nda, biliyorsunuz. Aile içi olan motivasyonumuz, ailemizden alacağımız desteklerle duygusal yaşayacağımız iletişimsel sorunların üzerinden gelebileceğiz aynı zamanda. Ve biraz önce söyledim, hafta başı ay düğümleriyle kadersel güzel gelişmeler olacak. Olumlu açılar vardı ama çarşamba günü maalesef zorlayıcı açılar var. Bazı kadersel zorlanmalarda yaşayabiliriz. Bir de üstüne üstlük Plüton Venüs üçgen açısı olacak. Hafta başından beri etkili olacak. Aslında üçgen açı dediğim olumlu açı, güzel gelişmeler de olacak ama şöyle maddi konular, keyif alma, bu tarz konularda krizler bile çıksa bunları olumlu yönde değiştirip dönüştürebileceğiz. Keyif aldığınız şeyleri yapmak için güçlü kişilerden de destekler de alabileceğiz. Perşembe günü kendimizi gayet iyi hissedeceğiz. Güneş ve ay arasında olumlu bir açı var. O yüzden de destekleneceğiz. Ebeveynlerimiz bile bizleri destekleyebilir. Önemli kişilerden de destekler alacağız. İçsel olarak daha rahat olacağız ve bu yüzden ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Sanatsal çalışmalar yapmak için son derece uygun olacak. Özellikle perşembe akşamı duaydı, meditasyon gibi veya şu anda Ramazan ayındayız, ibadete ayırabilirsiniz zamanınızı. Enerji çok yoğun olacak, dualar da kabul olabilir. Cuma sabahına geldiğimizde Plüton ve Venüs destekli gayet rahat olacak ama sabah 9'dan itibaren, yani gece devam edecek sabaha karşı olan, sonra ay boşluğa girecek öğleden sonraya kadar. Cuma sabahı saat 3 civarına kadar lütfen önemli işlerinizi yapmayınız. Çünkü sonuç alamazsınız. Sanki bir Satürn varmış gibi, duvar varmış gibi düşünün. Ay boşluktayken önemli işler yapılmaz. Rahat, light işlerle uğraşabilirsiniz. Hafif, basit, sade şeyler yapın. Daha sonra cuma öğleden sonra ay Koç burcuna girecek. O duygusallıktan çıkacağız. Enerjimiz artacak. Tabii ki de daha nasıl söyleyeyim, tez canlı olacağız, yaşam enerjimiz fazla olacak, aceleci olacağız, istediğimiz girişimleri yapacağız, bir çocuk gibi olacağız, isteklerimizin peşinden rahatlıkla gideceğiz.
İlk açısı Merkür'le olumlu açısı olacak, sonra Mars'la zorlayacak. İletişimsel konularda konuşurken, sohbet ederken daha rahat olacağız. Ama karar alırken biraz yorulabiliriz. Duygular anlamında orada bir yani Mars da duygusal bir burçta, Ay da tez canlılıkta, biraz stres olabilir. Ama gene de Ay düğümleriyle ilgili güzel açılar devam ediyor aynı zamanda. Ve hatta şöyle, cumartesi günü Ay'ın Koç burcunda olması, Ay düğümü, Güney Ay düğümüyle üçgen açısı ve Kiron'la kavuşumu, geçmiş konular önümüze gelebilir. Geçmişe ait ailevi konular, kadınlarla annelerimizle ilgili konular veya duygusal, bizi üzen, yorucu konuları şifalandırmak kolay olacaktır. Bence cumartesi gününde iyi değerlendirmenizde fayda var. Pazar günü de böyle enerjimiz yüksek olacak. Ama pazar günü bir şey daha oluyor. Venüs, aşk, sevgi, ilişkiler, evlilik, keyif, haz, cazibe, cinsellik, uyum, denge, estetik, güzellik ve para gezegeni burç değiştiriyor. Kendi yönettiği burçtan çıkacak, ikizler burcuna girecek. Evet, neydi Venüs? Sevgiydi, aşktı. İkizler neydi? Konuşmak. Demek ki bu süreçte sevgimizi dile getireceğiz, çok konuşacağız. Sevdiğimiz insanlarla konuşmaktan keyif alacağız. Venüs aynı zamanda keyif, tabii aşk da demek, biraz flörtöz olacağız, çapkınlıklar yapmak isteyebiliriz, yasaklar var, nasıl olacak? Tabii ki de bunu sizler artık daha düşünüp bir formül bulabilirsiniz. Sokağa çıkarken tedbiri ama gene de elden bırakmayın. Evet, daha flörtöz olacağız dedim ama yalnız olanlar, bekar olanlar yeni bir aşka başlayabilirler. Hızlı bir başlangıç olabilir ama unutmasınlar, hızlı bir de bitiş olabilir. Çünkü değişken bir burç ikizler, tabii ki de her şey hızlı hızlı olabilir. Yakın çevreleri tarafından birileri, kardeşleri tarafından tanıştırılabilirler. Sosyalleşme isteğimiz de gene artacak. O yüzden keyif alacağız gezmek, tozmak, konuşmaktan, kitap okumaktan, yazmaktan, çizmekten veya kısa seyahatler yapmaktan da keyif alacağız. Ama dediğim gibi sevgimizi her an dile getireceğiz, söyleyeceğiz. Bir de tabii ki de ikizler burcu akıl ve mantıkla alakalıdır. Akıllı insanlarla bir arada olacağız. Anlaşabileceğimiz, konuşabileceğimiz, yeni başlayan aşklar da öyle. Akıllı insanlarla bir arada olmak isteyecekler, aşk yaşamak isteyecekler. İlla akıl, illa mantık, sohbet edecekleri aşklara başlayabilirler. Sadece dikkat etmekte fayda var. Paraya geldiğimizde Venüs para demek. Tabii ki de parayı da hızlı kazanacağız ve hızlı tüketeceğiz. Bunu unutmayalım. Ama paramızı entelektüel konulara harcayabiliriz. Paramızı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına harcayabiliriz. Kitaplar alabiliriz. Merak ettiğimiz, okumadığımız kitapları alabilir. Onlara paramızı harcayabiliriz. Kısa seyahatlere gidebiliyorsanız, hani Türkiye'deyken biraz yasaklar var. Bu süreçte bitince kısa seyahatler, böyle birkaç günlük hafta sonu kaçamaklarına harcayabiliriz. Evet, tabii ki de ilişkilerde bol sohbet var. Yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar da başlayabilir. Dediğim gibi dikkatli olalım. Hızlı başlayıp hızlı da bitebilir. Evet, pazar günü de Ay tabii ki de hala Koç burcunda olacak. En son gece Jüpiter'le açıyı yapıp boşluğa girecek. Tabii ki de yeni haftada pazartesi günü burç değiştirecek. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Evet, bakalım burçlar bazında neler oluyor. Ama ben anlatmaya başlamadan önce, artık hepiniz biliyorsunuz, YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Dilek Ergen'le astroloji videolarını sonuna kadar seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz, altına yorumlarınızı da yazıyorsunuz. Evet, tabii bir şey daha unutmuyorsunuz. Önce yükselen burcunuzu, sonra güneş burcunuzu ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Ona göre daha güzel verim alabilirsiniz haftanın geneliyle ilgili. Evet, şimdi Koç burçlarıyla başlayacağız. Evet, bakalım sevgili koçlar bu hafta neler yaşayacaklar?
Bu Merkür Venüs ikizler burcunda bakalım neler yapacak koçlara ve tabii tüm burçlara. Evet sevgili koçlar, haftaya bayağı hareketli başlıyorsunuz. Çalışanlarınız mutlaka dışarıdadır, sosyal hayatın içinde arkadaşlar veya toplantılar olabilir. Ama lütfen tedbiri elden bırakmayın. Sizin için olumlu bir başlangıç olacak haftaya ama tedbiri alın gerçekten. Akşam saatlerinde biraz gerginlikler olabilir, bazı engeller. O Güneş-Satürn karesi de arkadaşlarla ilgili, para konularıyla ilgili de problemler yaratabilir. Hafta ortası biraz dinlenmek isteyeceksiniz. Enerjiniz düşük olabilir ama hafta sonu gerçekten enerjiniz yüksek bir şekilde kendi isteklerinizle doğrultusunda hareket edebileceksiniz. Önümüzdeki hafta sonu yani 8-9 Mayıs'ı kendinize ayırabilirsiniz kendi isteklerinize göre. Ama hafta içi sağlığınıza da dikkat edin lütfen. Peki Merkür ve Venüs ne yapacak? Merkür ve Venüs sizin zaten kendi alanınızda olacak haritanın 3. evinde, İkizler Burcu'nda. Yakın çevrenizle bol bol sohbetler, kardeşlerle beraber olmak, keyifli sohbetler yapmak, kısa seyahatler veya satış, reklam, pazarlama gibi konularla ilgilenmek, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, kısa vadeli planlar yapabilirsiniz, yeni bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Bunlar hepsi size güzellikler getirecektir. Evet, güzel bir hafta diliyorum sevgili koçlar. Ve sevgili boğalar, sizler haftaya biraz gergin başlıyor olabilirsiniz. Kariyer, gelecek, hafta başı bir tık zorlanabilirsiniz. Annenizle ilgili konular, gelecekle ilgili konular, kariyer ve iş hayatı ön planda olacak çünkü. Aynı zamanda zaten Güneş sizin burcunuzda, Satürn de bu alanda şöyle söyleyeyim, otorite figürleriyle, baba gibi, patron gibi, müdür gibi insanlarla çok fazla tartışmalara da girmeyin. Hani biraz yorucu olacaktır. Hafta ortası daha rahatsınız. Tüm yapmak istediklerinizi bence hafta ortasına bırakın. Hatta öbür hafta sonu yani ayın 8'i 9'u cumartesi pazar gününde kendinizi biraz nadasa alın, bir dinlenmeye zaman ayırın. Biraz enerjiniz düşük olacak. Ve Merkür'le Venüs ikizler burcunda sizin para alanınızda oluyor. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Parayla ilgili konuşmalarınız artacaktır. Para trafiğiniz artacaktır. Yani gündeminizde Merkür ve Venüs burç değiştirene kadar para konuları ön planda olacak. Eğitimlere de para harcayabilirsiniz. Hızlı para da kazanabilirsiniz. Ama tecrübelerimden dayanarak söyleyeyim. Venüs ikinci evden geçerken genelde para kazanılır. Kısa vadeli, çabuk, hızlı bir şekilde para kazanacağınızı söyleyebilirim. Ama entelektüel konularda ne yapıyorsanız, ne işle uğraşıyorsanız bu konular gündeme gelecektir. Evet veya siz zaten sevgili boğalar, sizin burcunuz tabii güvence, sağlamlık ve para olduğu için para konularında aslında çok iyi anlıyorsunuzdur. Ve Merkür ve Venüs'ün bu alana geçmesi size bir tık şans da verecek. Yatırımlarınızı, kazançlarınızı, cebinizdeki parayı iyi değerlendirme fırsatınız da olacak. Akıllı harcamalar yapın, tüketime dikkat edin diyorum. Evet güzel bir hafta olsun sizlere de. Sevgili ikizler, sizler haftaya olumlu başlıyorsunuz. Enerjiniz de yüksek olacak. Yabancılar, az tanıdığınız insanlar, eşinizin akrabaları, kardeşleri, uzaklardan gelen haberlerle başlıyorsunuz. Eğitimler, hukuki konular olabilir, turizm, yurt dışı bağlantılı işleriniz, bunlarla ilgili şeyleri tabii ki de neticelendirebileceksiniz aynı zamanda. Ve tabii biraz Güneş-Satürn karesi sizin kör noktanızda Güneş. Kimseyle tartışmamaya dikkat edin. Enerjiniz zaten düşük olacak. Hani böyle karşı çıkmak, istek şeyleriniz olursa yapamayabilirsiniz. O yüzden kimseye karşı çıkmayın. Daha sakin kalmaya dikkat sarf edin. Hafta ortası biraz sizin için zorlu geçecek. Daha duygusal olacaksınız. Kariyer, annenizle ilgili konular, varsa kayınpederinizle ilgili konular, iş konuları ön planda olacak. Biraz yorucu olabilir hafta ortası ama hafta sonu son derece iyi olacak.
sosyalleşmek, arkadaşlarla beraber olmak, bunlar çok ön planda. Ama sosyal medya üzerinden telefonla iletişim trafiğinizi hızlandırabilirsiniz. Ve Merkür ve Venüs sizin burcunuza geçecek. Sizler akıllı insanlarsınız. Mantık, rasyonellik, akıl daima ön plandadır. Hayatınız hızlanacak. Her türlü konuda, tüm hayatınızı etkileyecek konularda kararlar alabilirsiniz. Yenilikler yapabilirsiniz. Şanslı bir döneme gireceksiniz. Aklınızı daha fazla kullanacaksınız. Ama en önemlisi Merkür, Venüs bir aradayken sizi daha hoş sohbet yapacak. İnsanlar sizin konuşmalarınıza doyamayacak bu dönem. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Ve sevgili yengeçler, sizler haftaya maddi konularda başlıyorsunuz. Alacak verecek hesapları biraz akşam saatlerinde problemler olabilir. Yani haftanın ilk 2 günü, 3 günü, hatta ay burç değiştirene kadar almak, vermek, bütçe ayarlamaları, bunlar biraz sizi yorabilir. Daha sonra enerjiniz artacaktır aynı zamanda. Babanızın sağlığıyla veya kayınvalidenizin sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. İstediğiniz bir seminere katılabilirsiniz. Özellikle ruhsal konular veya sanatsal konularda merak ettiğiniz, almak istediğiniz bir eğitim, bir seminer varsa hafta içi bunları almak için gayet uygun veya eşinizin kardeşleriyle, akrabalarıyla bir arada olabilirsiniz. Hafta sonu biraz sizin için yorucu. Çünkü iş, kariyer konuları ön planda. Çalışanlar için söylüyorum. Evet, evdeyiz. Tatilde gibi düşünün hafta sonunu, ama olmasına rağmen siz bir tık çalışacaksınız. Geleceği düşünmek de tabii biraz sizi yoracak. Peki Merkür ve Venüs İkizler Burcu'nda aslında size dinlenin diyor. Kendinizi biraz nadasa çekin diyor. Sağlığınıza dikkat edin diyor. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle kardeşlerinizin kariyer konuları, iş konuları veya annenizle kardeşleriniz arasındaki ilişkilerle ilgili konular Merkür, Venüs bu alandayken daha fazla ön planda olacak. Ama yurt dışı, yabancılarla ilgili yaptığınız işler olabilir. O zaman onlarla ilgili güzel anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilirsiniz. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum sevgili yengeçler. Geldik aslanlara. Sevgili aslanlar, sizler haftaya ikili ilişkiler, özel ilişkileriniz, eşinizle ilgili konular, ortaklıklarınız varsa, işbirliği yaptığınız kişiler, bunlar ön planda olacak. Biraz stresli olabilirsiniz. Enerjiniz biraz yorucu olacaktır. Sizin söylediklerinize onlar karşı çıkacaklar. Biraz yorucu olacak. Aslında hafta ortası da çok parlak değilsiniz. Çünkü maddi konular ön planda olacak. Evet, yasaklar var. Belki elinizde istediğiniz parayı alamıyorsunuz bir türlü. Yapamıyorsunuz. Alma verme dengesi. Özellikle maddi konular ön planda olacak. Ama hafta sonu iyisiniz. Daha enerjiniz yükselmiş olacak. Ayın Koç burcuna geçmesi sizi her konuda destekleyecek. İstediğiniz gibi keyifli anlar geçirebilirsiniz. Peki Merkür ve Venüs İkizler burcunda ne yapacak? Sizin sosyal hayatın içerisine sokacak. Daha fazla iş konularında yazışmalar, sözleşmeler, ama güzel şeyler olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni insanlarla iş yapabilirsiniz. Merkür ve Venüs bu alanda, ama aynı zamanda işten kazançlarınız alanı burası da. İşten kazançlarınızı arttıracak pratik, kısa vadeli planlar da yapabilirsiniz. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum sevgili aslanlar. Ve 6. burcumuz Başaklar. Sevgili Başaklar, siz de haftaya biraz böyle ne diyelim, çok parlak girmiyorsunuz, hani böyle isteksiz gibisiniz. Çünkü iş, günlük koşturmacalar, günlük rutinler, sağlık, beslenme konuları ön planda olacak. Biraz yorucu olabilir veya amcanız varsa, halanız varsa onlarla ilgili problemler meydana gelebilir. Hafta ortası da tabii ki de ikili ilişkiler, Ay Balık'ta tam karşıt burcunuzda biraz kafa karışıklığı olabilir. Aslında siz eşinizle
partnerinizle belki romantik anlar yaşamak istiyorsunuz ama biraz hani böyle gelgitler olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde maddi konular ön planda olacak. O yüzden lütfen dikkatli olun. Girişimler yapmak isteyeceksiniz. Daha fazla para konuları gündeminizde olacak. Ama Merkür ve Venüs İkizler Burcu'nda sizin tam tepe noktanızda olacak. Evet, kariyerinizde, işinizde hoş, güzel konuşmalar yapabilirsiniz, güzel planlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme olacak. Evliyseniz kayınpederinizle ilgili konularda devrede olacak. İşten de güzel paralar da kazanabilirsiniz. Venüs de o alana girecek pazar günü. O yüzden iyi değerlendirin diyorum. Ama biraz yorucu olacak ama siz zaten bir Merkür burcusunuz. Merkür ikizlere girdiği için de zaten tam tepe noktadan da hayatın tüm alanını etkileyecek akıllı, mantıklı çözümlerle yeni iş ve kariyer fırsatları da yaratabilirsiniz. Çalışmayanlar ne yapacak? Çalışmayanlar da daha akıllı, daha mantıklı seçimler yapacaklardır. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum sevgili Başak burçları. Ve 7. burcumuza başlamadan önce tekrar bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Dilek Aygen'le astroloji videolarını seyredin. Altına yorumlar da yapın. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışacağım. Ve sevgili teraziler, zaten yılın burçlu, şanslı bir burcuydunuz. Bu haftaya da öyle başlıyorsunuz. Aşk, çocuklar, keyif almak, hobiler son derece önemli olacak, ön planda olacak. Hayattan daha güzel keyif alacaksınız. Ama hafta ortası sağlığınıza dikkat edin. Gerçekten beslenmenizde de, sağlığınızda da, bulaşıcı hastalıklara da, yani tedbirinizi elden bırakmayın ki yorulmayın. Evet, biliyorum biraz videonun başında dedim hani yasakları biraz hafifletebiliriz, şey yapabiliriz diye ama sizler hafta ortası yasaklara uyun. Evet, benim şeyim o. Yani zaten Satürn Kova'da, evet, ama sizlerin bu hafta sonu, hafta içi uyumanızda fayda var. Özellikle beslenmenize, yalnız dışarı çıkıp yani insanlarla temasta değil, ev içinde de beslenmeye dikkat edin. Zehirlenmeler olabilir, mide spazmları geçirebilirsiniz. Bu konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonu gayet güzel ikili ilişkiler ön planda olacak. Partnerinizle beraber olmak veya ortağınız varsa onunla ilgili yeni girişimleri konuşmak güzel olacaktır. Ve Merkür ve İkizler de size olumlu etki yapacak. Eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa kısa eğitimler, kısa seminerler, bunlar tam size göre olacak. Sosyal medyayı belki aktif kullanmıyorsunuzdur ama İkizler ve Merkür bu alandayken medyayı kullanabilirsiniz. Sosyal medyayı daha aktif kullanabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden ticaret, satış, pazarlama, eğitimler gibi hani arzu ettiğiniz şeyleri yapabilirsiniz veya kendi yaptığınız işin tanıtımını, reklamını yapabilirsiniz. Bu alan ön planda olacak. Yurt dışı bağlantılı işlerden de güzel paralar kazanabilirsiniz aynı zamanda. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum sevgili teraziler. Ve akrepler, sizler de haftaya birazcık böyle zorlayıcı açılarla başlıyorsunuz. Ev, aile konuları, babanızla ilgili veya evliyseniz dediğim gibi kayınvalidenizle ilgili konular biraz sizi gerebilir. Özellikle akşam saatlerinde salı günü bir tık daha dikkatli olun, sakin kalmaya çalışın. Ama hafta ortası sizler iyisiniz, enerjiniz artacak, keyif almak, hobiler, aşktı, güzelliklerdi, çocuklarla ilgili olaylar ön planda olacak. Sizin motivasyonunuzu ve enerjinizi arttıracak zaten. Hafta sonu sizler de belki bir diyete başlayabilirsiniz. Sağlık ve beslenme konuları ön planda veya evinizde yapılacak günlük koşuşturmacalar, günlük işler varsa bunları yapabilirsiniz. Aynı zamanda Merkür ve Venüs sizin para alanınızda olacak. Tabii ki de şöyle söyleyeyim. Maddi konularda sorunlar varsa onları akıllıca, mantıklı çözümler üretebileceksiniz. Veya ortaklaşa paralar, ortaklaşa iş yapıyorsanız bu alanda o konularla ilgili pratik
nasıl söyleyeyim, pratik çözümler üretip yeni işler, yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Veya yapmak istediğiniz bir işiniz var fakat bir türlü maddi desteği bulamıyorsunuz. Bu dönem kredi alabilir, borç alabilirsiniz. Maddi konularda şans sizden yana olacak. Merkür ve Venüs İkizler Burcu'ndayken. Evet, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Ve sevgili yaylar, sizler haftaya olumlu başlıyorsunuz. Yakınlarınız, kardeşleriniz ön planda. Ama bu Güneş-Satürn kavuşumu biraz yatırımlara dikkat edin. Bazı kayıplar olabilir diyorum. Aynı zamanda Plüton, pardon, sizin para alanında. O yüzden dikkatli olun diyorum. Oğlak burçlarının çünkü o alanda dikkatli olmasında fayda var. Hafta ortası ev, aile konuları, babanızla ilgili konular ön planda olacak. Gene söylüyorum, yağışlar olabilir veya bir musluk patlayabilir. Siz bu haftada evdeki su baskınlarına karşı tedbirli olun. Ama hafta sonu son derece keyifli olacak. Çocuklarınızla, partnerinizle ilgilenmek size iyi gelecek. Hobilerinizle ilgilenmek son derece güzel olacak. Keyifli anlar yaşatacak. Merkür ve İkizler sizin karşıt burcunuza meydana geliyor. Siz yay, onlar ikizler, ikiz gezegen birden. Demek ki partnerinizle, eşinizle güzel sohbetler yapacaksınız, fikir paylaşımları olacaksınız, romantik anlar yaşarken bile konuşacaksınız devamlı. Düşüncelerinizi paylaşmak, sevginizi eşinize karşı söylemek veya eşiniz size, partneriniz size söyleyecek bu dönem. Bol bol aşktan ve sevgiden söz edeceksiniz. Ama yeni ortaklıklar kurmak istiyorsanız da, yeni iş birliktelikleri, yaptığınız işe farklı bir boyut kazandırmak istiyorsanız, Merkür ve Venüs karşıt burcunuzdayken bunları değerlendirebilirsiniz. Evet, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Ve sevgili oğlaklar, evet, siz haftaya para konularıyla ilgilenerek başlayacaksınız. Aman Plüton orada, yatırımlara dikkat olacak edin. Daha fazla, yani Plüton kendi burcunuzda, Satürn para evinizde. Biraz dikkatli olun maddi konularda diyorum. Biraz sıkışmışlık, biraz krizler, her şey mümkün olabilir. Hafta ortası daha rahatsınız. Yakınlarınız, yakın çevrenizle veya iletişimsel konular, pazarlamayla eğitim gibi konularda, ruhsal çalışmalar adına öğrenmek istediğiniz konularla ilgilenebilirsiniz veya sanatsal çalışmalarınızı ortaya döküp onları herkese tanıtabilirsiniz aynı zamanda. Hafta sonu biraz gerilimli olacak. Aile içerisinde, evet biliyorum, herkes çok sıkıldı. Daha yeni aslında yasaklar başladı ama evde olmak biraz sıkıcı olabilir veya aile üyeleriyle, sevgili oğlaklar, ilgilenmek sizi biraz yorabilir. Ama Merkür ve İkizler sizin günlük hayatınız, sağlık hayatınız, yanınızda çalışanlar, iş alanında olacak. İkisi birden işe, güce daha fazla önem vereceksiniz. Daha fazla çalışacaksınız. İşten kazançlarınız olabilir. Yanınızdaki çalışan insanlarla ilgili değişimler de olabilir. Yeni işlere de başlayabilirsiniz ama başlarken dikkatli olun. Aniden hızlı başlayıp hızlı da bitebilir. Ama sağlığınıza dikkat, beslenmenize dikkat bu arada. Ama güzel paralar da iş konularından kazanabilirsiniz. Veya işinizi bir tanıtım yaparsanız bu dönem sosyal medya üzerinden yakın çevrenize kısa vadeli planlarınızı da anlatırsanız iyi para da kazanabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Ve sevgili kovalar, sizler haftaya kendi istek ve arzularınızla başlıyorsunuz. Kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Kendi isteklerinizi yapmak isteyeceksiniz. Biraz yorucu olabilir tabii ki de. İnsanlar, ay hep ben gibi bir konuşma tarzına girerseniz şaşırabilirler ve siz de yorulabilirsiniz. Ama hafta ortası maddi konular ön planda olacak. Bazı belirsizlikler para konularında, hesaplar uymayabilir. Bütçe ayarlamalarınızı gerçekten Ay balıktayken Neptün'le de kavuşacak, dikkatli olmanıza fayda var diyorum. Hafta sonu daha rahat olacaksınız. Yakınlarınız, kardeşlerinizle ilgilenmek, onlarla konuşmak veya iş konularında yeni girişimler yapmak istiyorsanız son derece iyi olacak. Ve
Merkür'le Venüs'ün ikizler burcunda olması size olumlu yansıyor. Keyif alacaksınız, partnerinizle hoş sohbetler yapacaksınız. Aşk ön planda olacak, çocuklarınız ön planda olacak, daha flörtöz olacaksınız. Flört etmek, hayattan keyif almak ön planda olacak. Yasaklar bittikten sonra eşinizle, partnerinizle böyle kısa hafta sonu kaçamakları yapabilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz, sanat ve yaratıcılık konularında yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ama burası borsa ve spekülatif alanlar. Hani para kazanmak, borsaya yatırım yaparken lütfen Merkür tarafını kullanın. Aklınızı ve mantığınızı iyi düşünün. Ama gene de şanslı olacağınız bir süreç olacaktır. Sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Son burcumuz balıklar. Sevgili balıklar, haftaya isteksiz başlıyorsunuz. Enerjiniz düşük başlayacak. Belki evde olmaktan, yasaklardan sıkıldınız. Ama hafta ortası kendi enerjinizi toparlıyorsunuz. Ay balıkta daha fedakar olabilirsiniz. Daha kendi isteklerinize odaklanıp kişisel bakımlarınızla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonu olmasına rağmen maddi konular ön planda olacak. Parayla ilgili hızlı gelişmeler de olabilir. O yüzden bütçe konusunda, kazançlarınız konusunda hafta sonu bir tık dikkatli olun diyorum. Peki Merkür ve Venüs hangi alanda? Merkür ve Venüs sizin ev, aile, yuva alanınızda. Aile içi iletişim trafiğiniz artacak. Çok güzel konuşmalar yapacaksınız, sohbetler yapacaksınız. Venüs de o alanda evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Hızlı ve pratik bir şekilde evinizdeki eşyaların yerini değiştirebilirsiniz, dekore edebilirsiniz, yeni eşyalar alabilirsiniz. Daha modern eşyalar, neticede ikizlerde daha pratik, daha minimalist eşyalar alıp evinizi değiştirebilirsiniz. Ama ev ve aile konularından yana şanslısınız. Venüs paraysa babanızdan, ailenizden elinize bir miktarda para geçebilir. Evet, tüm 12 burcu bitirdim. Sevgili balıklar, sizlere de güzel bir hafta diliyorum. Evet, vallahi Mayıs ayının ilk haftası da bitti. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam 9 Mayıs Anneler Günü olabilir. Mayıs'ın ikinci pazarıydı, değil mi? Çünkü bir evet, Mayıs'ın ikinci pazarı. Evet, doğru. İyi ki de hatırladım. Çünkü 2 Mayıs pazar, 9 Mayıs Anneler Günü olması lazım. Mayıs ayının ikinci pazarı, evet. Kusura bakmayın, tabii ki de Neptün balık, ben de bir balık, üzerimden geçiyor. Bazen böyle kafa karışıklıkları oluyor. Evet, tüm annelerin, anne olanların ya da olmayanların, tüm kalbinde çocuk sevgisi taşıyanların, herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Evet, hoşça kalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.